demokratik yaşam mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar kesintisiz sürdürülecektir. 12 Eylül'ün darbeci zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan AKP iktidarı, başta eğitim sistemi olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarını kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve otoriter uygulamalar üzerinde tüm topluma dayatmaktadır. Özellikle eğitim sistemi üzerinde hayata geçirilen ve pedagoji bilimine tamamen aykırı olan bilim düşmanı politika ve uygulamalar geçtiğimiz 12 yıl içinde olmadığı kadar artmıştır. Okul öncesi eğitimden üniversitelere kadar eğitim sistemi bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlenmektedir. Yaşasın Hakkaret kardeşliği! Kazanacağız! Bir öne kazanacağız! Layık olmayan bir eğitim sisteminin demokratik ve bilimsel olması, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarını hiçbir baskı altında kalmadan özgürce yaşaması mümkün değildir. Gerçek anlamda eşit, özgür ve layık bir eğitim ancak demokrasinin, eşitliğin, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesi, bütün yurttaşların eşit haklar temelinde, barış içinde bir arada yaşamasıyla mümkündür. Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmamaktadır. Devletin bütün inanç, kimlik ve dünya görüşleri karşısında eşit mesafede ve tarafsız olması gerekirken, sadece belli bir inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda bütün öğrencilere dayatılması kabul edilebilir mi arkadaşlar? Hayır! Devlet, kişisel bir alan olan inanç alanından elini tamamen çekmeli. İnanç alanını kendi çıkarları için istismar etmekten derhal vazgeçmelidir. Zorlar devleti AKP halka hesap verir.